L'amore poi cos'è? Dammi una definizione. Combinazione chimica o è fisica attrazione? Mi sai dire tu cos'è? Se ti innamorerai sarà un incrocio di emozioni inevitabile. Non ci sono spiegazioni. Non è chiaro neanche a me. Si dice amore quando si accende. Sanatçı arkadaşım, dostum, yalnız bırakmadı. Kendisine çok teşekkür ederim. Geldi burada. Çalışmalarıma baktı. Her zaman gibi gelmesi beni çok onurlandırdı. Kendisinden biraz herhalde yine bu sergimle alakalı bir şeyler duyacağız. Evet. Ve sizi bırakıyorum Muammer Bey. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Efendim, ilk önce Nilüfer Muayir deyince bu ülkeye mal olmuş en iyi ressamlardan olduğunu ilk başta bir söyleyelim. Bunu söyledikten sonra biraz uzun uzun düşünelim. Çünkü onun her sene açmış olduğu bu güzel, çağdaş, mistik, otantik düşüncelerin ve fikirlerin karışımından, o sentezlerinden ortaya çıkan bu güzel tasarım resimler beni her sene buraya getirmeye zorluyor. Bu sene hazırladığı Kadının Gücü adlı sergisinde kadınların eziyeti değil, esasında erkeklerin yapabileceği birçok konuya vakıf olduklarını, bunun güçlen değil, beyinle, bilinçle, zekayla olabileceğini tablolarında çok güzel açıklamış. Ben hepsine ayrı ayrı bakarken büyük bir keyif aldım. Diliyorum ki bu güzel sergi olduğu günlerde mutlaka herkesin görmesini istiyorum. Çünkü her bakılan tabloda ayrı bir ifade, her bakılan tabloda ayrı bir çizgi ama hepsi de kadının gücünü, zekasını anlatan. Resimden anlamasanız da baktığınızda mutlaka size o açıklamayı getiren çok ince detaylarla sunumlar yapılmış. Bu da her baba yiğit ressam ustalarının meziyeti değildir. Bunlar seçkin insanların özel fıtratlarıdır. Nilüfer Muayir'i de bu özel fıtrata sahip olan ressamlardan. İsterim ki sizlerin de çocukları veya sizler onun eli, onun gözetimi altında bazı eğitim merkezlerinde yani ya da Pera Sanat Akademisi'nde bunları mutlaka başlatın. Bu keyifli eğitim ve bilinçli eğitimi inanın her merkezde bulamayacaksınız. Özellikle Nilüfer Muayir'i bulamayacaksınızdır. Onun için istiyorum ki ben şimdi 50 yaşıma geldim. Hani bana da ders versin. Ben de bir şeyler yapayım diyorum ama inanın pazar günleri bile dolu oldu. O kendisi de sağ olsun bana dedi ki hiç fark etmez. Gece bile ben size veririm. Çünkü bu çalışmalardan çok güzel bir öğrenciyi ortaya çıkarabileceğimi biliyorum dedi. Beni de onur etti. Onun için hepinizin huzurunda burada ona çok teşekkür ediyorum. Ve Allah ona son nefesine kadar uzun ömürler nasip etsin ama son nefesine kadar da bu güzel sergilerini bizlere, bizlerden sonrakilere de sunsun. Ama sunarken de bu açıklamaları
dedim ya deminde, baktığınızda resim size bir şeyler anlatıyor. Resimden anlamasanız da anlıyorsunuz. Bu bilinci lütfen siz de görün istiyorum. Teşekkür ederim. Nascondersi non serve, è questione sai di tempo. Ci sorprende prima o poi. Konusu Dünya Kadınlar Günü'yle biraz bağlantılı. Aslında ben baştan bire kadın üzerine, kadın temalı çalışmalarım vardı. Ta yani bundan 15-18 yıl önce tanrıçaları çalışırken kadının gücünü anlatmaya çalıştım. Çünkü gerçekten sanata ilham veren ta mazilerde, milattan önceki formlardan bugünümüze geldiğimiz kadar birçok form kadın temalı oluşmuş. Bu yılki çalışmalarım da kadını tekrar başka bir şekilde anlatıyor. Kadın kadın derken ben İstanbul'un resmi figürünü bir erkek figürüyle başladım. Bu erkek figürü bir yoğurtçu temalı bir çalışmaydı. Yoğurtçu, erkek, çalışan, Türkiye'de eskiden herkesin hatırladığı yoğurtçu figürü, herkesin yakın olduğu bir şekilde yoğurtçu figürü. Daha sonra ona bir kadın figürüyle bağlaştırdım. Kadın aynı zamanda çağdaş Türkiye'de, aynı zamanda modern, İstiklal'de çok güzel modern kadın figürlerini görüyoruz ama bir şekilde geleneksel bağlarımızla örtüşüyor. Bu sergimde de eski dönem çalışmalarımı halı üzerine, metal üzerine çalışarak, başlayarak ta ki bugünün çalışmalarıyla bir ansambl oluşturdum. Kırmızılarla kadının cesaretini anlatmaya çalıştım. Siyahlarla daha gizem, daha bir kapalı olmuş bir mekanda ama kendini göstermek çabasında olan bir kadını anlatmaya çalıştım. Doğu-Batı koridoru arasındaki kadın temasını anlatmaya çalıştım. Zaman zaman çok mikro kullanarak figürümü tuvalin üstünde minimal bir bakış açısıyla göstererek zaman zaman çalışmalarımda onu daha makro bir formatta göstermeye çalıştım. Ama hepsinde renkleri kadının cesareti, gözleri kapalı, aslında çok açık ama umudunu anlatmaya çalıştım. Yani daha ileriki hayata karşı. Özgürlüğü anlatmaya çalıştım. Hepsinde mesaj özgürlüktür. Benim ana dilim olan Farsça'ya küçük küçük de olsa kaligrafi halinde, yazı halinde köşelerde koydum. Tema olarak özgürlüktür. Azadi olarak Farsça'da biliyoruz. Azadi kelimesini görebilirsiniz tırnaklarda, lollipoplarda, ellerde ve ellerde benim hikayem olarak birçok mesaj taşıyan kelimelerle bir araya getirdim. Çok güzel geçti sergim. Katılımdan dolayı herkesten teşekkür ederim. Çok güzeldi. Sizlerden de teşekkür ederim. Non c'è niente da capire, è una semplice esigenza. Forse la risposta è tutta qui.
Se poi scegli di morire senza porre resistenza, è perché tu in fondo vuoi così. Si dice amore quando si accende